çalışmasını yapmak üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın İfak Yönetim Kurulu Üye, Sayın TİDE Başkanımız, çok sevgili hocalarım, değerli meslektaşlarım, sizler İstanbul Mali Müşavir Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle MODAV'a her zaman olduğu gibi bilim dünyasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ve borç biliyorum. Bu sempozyumun da mutlaka yararlı geçeceğini baştan belirtmek istiyorum. Tabii sevgili Başkan Münir Hocam ifade etti. MODAV oluştuğu günden bu yana biz İstanbul Mali Müşavir Odası olarak her türlü desteği verdik. Vermedi, devam edeceğiz. Hocalarımız her zaman başımız üstünde, çok özel bir yeri var. Bunu baştan değerli rektörüm, değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, 25 yılı geride bıraktık. Aslında insan yaşamında 25 yılın çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Ama kurumsal süreçte 25 yıl çok uzun bir süre değil. Bizimle akademik alanda yol yürüyen bir baro 100 yıl önce kurulmuş. Tabipler Odası 70-80 yıl önce kurulmuş. Biz sadece ve sadece 25 yıl geride bıraktık. Ve bugünkü geldiğimiz konumda Türkiye'nin her yerinde kurumsal yapıların, altyapılarını kurmuş odalarımıza sahibiz. Bu 25 yıl içerisinde ilk gün, oluştuğu günden itibaren eğitime çok özel bir önem vermişiz. Bugüne kadar 500'den fazla insanı eğitmişiz. Bu ciddi bir rakamdır. 500'den fazla kişi eğitmişiz. Yayınlarımız 11 sempozyumu geride bırakmışız. Daha geçenlerde Antalya'da 11. tamamladık. İSM Akademi'yi kurmuştuk. Hiçbir meslekte olmayan eğitmenler eğitim modeliyle bugüne kadar eğitim çalışmalarımızı sürdürmüşüz. Günde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği bir web sitesini oluşturmuşuz. Bunun için anlatıyorum. Burada bir emek var, alın teri var. Bu emek ve alın terinin özünde, bunu burada olduğum için söylemiyorum, her yerde de ifade ediyorum. Sizlerle hocalarınızın çok özel bir yeri var. Sizler bu desteği vermemiş olsaydınız, biz belki de bugüne kadar böyle başarıları imza atmamız söz konusu değildi. Ben Haluk Sümer Hocam'ı burada görüyorum. Çok özel katkıları olan İstanbul'daki hocalarımın, Nurhan Hocam'ın, tek tek saymayacağım ama herkesin çok özel bir yeri var. O yüzden şu anda baro, dünyanın en büyük barosun diye konuşuyor ama biz fazla reklamı sevmiyoruz İstanbul Marşı'nası olarak. 35 bini aşan hem Türkiye'nin dünyanın sayılı büyük olanından biri olarak tüm meslektaşlarım adına bir kez daha hocalarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, dünya değişiyor. Ülke değişiyor, meslek değişiyor. Öyle bir süreç yaşadık ki elle defter tutmadan e-deftere geçen bir süre içerisindeyiz. Paydaşlara bakıyoruz. Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na herkes bir yere doğru koşuyor. E-devlete doğru. Bunu görmeden geleceği inşa etmemiz asla mümkün değil. Biz bunu yıllar önce gördük. İstanbul Mali Müşavir Odamızın, ben özellikle serbest sözcüğünü kullanmıyorum sevgili hocalarım. Bunu bilerek kullanmıyorum. Bir gün hep birlikte bunu yaşayacağız. Nasıl serbest avukat yoksa, serbest doktor yoksa, bu serbest mali müşavirlikteki serbest sözcüğü de kalkacak. Biz de bu anlamda bunu kullanmaya devam edeceğim. Odamızın yapmış olduğumuz sempozyumda, teknoloji gelişimler konusu sempozyumda, o gün o sempozyum çıkışında şu karara vardı. Kağıtların kalkacağını ifade etti. Hakikaten süreç içerisinde kağıtlar kalktı. Bugün tüm bildirimleri elektronik ortamda gönderiyoruz ve
2015 yılında dönem tüm Türkiye'de yavaş yavaş E-Devlet'e doğru geçen bir süreci yaşıyoruz. İşte biz İstanbul Maliş Odası olarak mesleğin geleceğini bunları görerek altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Biz gelecekte artık defter tutma yerine finansal tabloyu düzenleyenler, finansal tabloyu denetleyenler ve de danışmanlık parantez içerisinde uzmanlıklar şeklinde oluşacağına inanmaktayız. Bu anlamda İSM Akademi'yi kurduk. Tabii İSM Akademi kurduğumuz süreçte biraz bağımsız denetim süreci, ticaret kanunun oluşması nedeniyle biraz ötelendi. Ama tekrar akademi canlandı, yoluna devam ediyor. Bu nedenle zorunlu eğitimi getiriyoruz. Bakın, bu salonlar da dolacak, hiç merak etmeyin. Muhtemelen resmi gazete görünen bu yönetmelik yayınlandığında artık meslek mensupları bu tip eğitimlere katıldığı zaman da bu işin parçası olacak. Bu nedenle bir meslek kararı yayınladık hizmet kalitesiyle ilgili. Yaptığın işin ne olduğunu müşteri görmüyor. Ama bu meslek kararıyla hizmetin kalitesi arttıkça bu mesleğin daha saygın bir konuma geleceğine inanıyoruz. Bu nedenle İSPO'nun genelinde bir kurumsallaşma olgusu var. 4 yıldır, 5 yıldır süren bir çalışma. Mutlaka bunu başaracağız. Önce anlatmış olduğum artık sadece bir masa, bir sandalye olarak görülen bir meslek değil. Bir yanında finansal tablonun düzenlendiği, bir yandan denetlendiği, bir yandan da 100'den fazla alanda danışmanlık yapıldığı, hem müşterisine hem topluma fayda ve değer yaratan bir meslek yaratmak zorundayız. Geleceği bu şekilde planlamak durumundayız. Ben çok uzun konuşmak istemiyorum bu tip bir toplantılarda. Tabii birkaç konu altını çizerek müsaadenizle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biliyorsun yeni Türkçe kanun çıktığı zaman değerli katılımcılar, büyük bir heyecan duyduk. Biz kendi cephemizden. İki yönü var. Bir, Türkiye şeffaf hesap verebilir, kurumsal şirketleriyle rekabet edebilir bir duruma gelecekti. Bizim cephemizden baktığımız zaman da mesleğin yıllarca katledildiği en önemli olan nokta vergi için muhasebeden bilgi için muhasebeye geçileceği süreç olmasıyla büyük bir heyecan duymuştu. Ama ne oldu? Ne oldu? Denetim ücreti bahane edilerek bu iş bir başka bahara bırakıldı. Açıkça söylüyorum, bunu engelleyenler büyük bir vebal altına girmişlerdir. Umarım bu yanlış en sırrı düzeltilir. Son olarak bağımsız denetim süreciyle ilgili birkaç şeyi de sizlerle paylaşarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu süreçle ilgili tüm dünyada olduğu gibi özellikle Enrosi kanunundan sonra tüm ülkelerde gözetim kurumları olur. Biz meslek odası olarak buna karşı değiliz. Ama bir kurul 10 tane görevi üstleniyorsa, süper yetkilerle donanıyorsa, ben buradan iddialı bir şekilde söylüyorum. Bugün muhasebe standartları kurumu çok başarılı bir şekilde çalışmasını sürdürürken bu kurul lağvet, onun lağvet, bunun lağvet, meslek örgütünün bypassı et. Yani sen bir yandan muhasebe standartını yapacaksın, denetim standartını yapacaksın, kendini meslek örgütü yerine koyacaksın ve asla da gözetim işine girmeyeceksin. Biz bunun yanlış olduğunu, bunu düzeltmesi gerekli olduğunu biliyoruz. Sonuna kadar da bunu söylemeye devam edeceğiz. Bizim inancımız şu, herkes kendi işini yapması gerekli olduğunu inanmaktayız. Değerli rektörüm, bakın bir genç bizim mesleği tercih etmek istediği zaman, ki siz de muhasebe hocasınız, biraz önce ifade ettim, hakikaten gurur duyuyoruz. Bizden birilerinin buralarda olması bizim açımızdan bir onur. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bugün bir genç mali müşavirlik mesleğini tercih ettiği zaman 4 yıl lisans eğitimi alacak. Dünyanın hiçbirinde olmayan staja başvurma sınavına girecek. 3 yıl staj yapacak ve yeterli sınavına girecek, meslek mensubu olacak. Sonra diyecek ki bir kurum, hayır efendim ben bunları yeterli bulmuyorum. Tekrardan sınav yapacağım, tekrardan staj yapacağım. Biz bunu asla doğru görmüyoruz. Bu yanlışın düzeltilmesinde bilim dünyası her zaman örnek ve önder olmuştur. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Biz kurulduğumuz günden bu yana paydaşlarımızla herkesle barışı
süreçte çalışmamızı sürdürüyor. Biz de kamu görevi yapan bir meslek odasıyız. Ama bunu yaparken herkes işini yapmaya kalktığı zaman, hele de bir meslekte gençlerin önünü kesilmeye kalktığı zaman bunu kabul edin mümkün değil. Siz bize bunu böyle öğrettiniz, biz de bu şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben sempozyumun başarılı geçeceğine baştan tüm inancımı belirtmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkürü borç biliyorum. Sevgiler, saygılar size. Teşekkür ederim.